Öncelikle merhaba arkadaşlar. Oyun haftası 398 ödüllerini birlikte açacağım. Bir önceki videoda zaten sonuçları göstermiştim. Buradan Tire 3 en başlardan sanırım. Buradan da yine Tire 3 başlar civarından bir Rare, bir Limited ödül alacağız. Bunun akabinde Rare tarafta da $50'lık bir trash olduğumuz var. Bakalım kaç club coin kazanmışız. 1200 Threshold'umuzu alalım. Tam $50. Limited kartımız. Belçika. Goldkeeper. Kortik. Haydi. Vandenberg. Tamam. Yerde kim aldık abi? Amerikanya. Defans. Fulham. Tim Ream. Almak istediğim bir topçuydu. Adem'le birlikte bakıyorduk buna. Güzel oldu. Satmam bunu, ben kullanırım. Güzel denk geldi. Simriyim. Son satışı $32 olmuş. Daha düşüktü aslında. Bu 24, aynen $24 civarında falan da. Güzel oldu ya bunun gelmesi. Bomberg ne kadarmış? Güzel, o da $20 civarında. Totalde bir $35 artı $50'la birlikte $85 civarında bir ödül almış olduk. Belki bunu da satmam, bilmiyorum. Video devam edecek. Video devam ediyor. Hemen hızlı bir şekilde bir sonraki oyun haftası 399 sonuçlarını göstermek istiyorum. Bizim için çok iyi geçen bir hafta değildi ama en azından teselli ödülleri mevcut. Common kadrolara hiç değinmeyeceğim. Burada Kepik 140 Rare tarafta. Bir threshold alabildik. Üzerine çıkamadık maalesef. $50'lık threshold'da buradan ayrılıyoruz. Mamediyev Cardozo ikilisiyle iyi başlamıştık. Kalvo'nun eşliğiyle birlikte fena olmayan bir başlangıç yapmıştık ama hem Salih'in hem de Gikiyevik'in ortalama altı performansı bize sadece threshold'u getirmekle yetindi. Herhangi bir kart ödülü alamadık. Limited tarafta da yine maalesef 2-3 kartın ortalama altı performansı yine bizim iki kartımızın iyi puanlarını $5'la taşlandırmış olabildi sadece. Ve onun akabinde bundan bahsedip gerçi bahsedeceğim birkaç şey daha var, hızlı bir şekilde bahsedeyim. Kepik 170 Rare tarafta yine gerçekten çok iyi başlamıştık. Gerçi çok iyi başlamıştık. Morena 40 asıl puanı 39.4. Bonus da 41 oldu tabi. Daha sonrasında Samus Sayız ve Leo Duarte'nin puanlarıyla birlikte biraz umutlanmıştım açıkçası. Beşiktaş'ta son dakikada Masuaku'nun penaltısıyla birlikte gol yiyince tabi maalesef ödül alamadık. Eğer Masuaku bir faul yapmasaydı Tire 4 civarında bir ödül alıyordum yanlış hatırlamıyorsam, ama çok büyük bir kayıp değil. Tire 4'ten çok yüksek bir şey gelmeyecekti. Burası çok komik ya. Ben Kepik 140'a mesela bu 4 tane kartı koysam, kalitesiz oynasam, tabii rare kart koyamıyorum ama onun yerine 2 tane farklı kart koyup threshold alabilecekken bunları burada kullanıp daha sonrasında buradan buradan threshold alamadım. Maalesef Beşiktaş son dakikada yedi. Beşiktaş'ın son dakikada yemesi burayı çok fazla etkilemedi çünkü daha da fazla puana ihtiyacımız vardı. Alice o 2 haftadır gol atamıyor, bu beni üzüyor. Bunun akabinde burada Valentin Rosi'yi ekleyebilirdim. Yine herhangi bir rotasyon olur. Avrupa'da oynatacağı için Rozi'yi hoca ligde oynatmaz diye düşündüm ve maalesef 86 puanla bu haftayı bitirdi. Burada Rozi'yi kullansam yine threshold almıştım. O $200 artık bu Game Week'de nasip olacak çünkü hiç fena olmayan bir kadro kurduğumu düşünüyorum. Adem kardeşime buradan teşekkürlerimi ileteyim. Onun katkısı büyük. Forret Cart'ın onun desteğiyle birlikte aldım diyebilirim. Kepik 140 Süper Rare için Mert ve Rozier Beşiktaş'tan kullandım. Rakip Dinamo Kiev. Gol yer miyiz, yemez miyiz bilmiyorum ama umarım yemeyiz ve güzel puanlarla kapatırlar. Onun yerine bu hafta aldım yine Abdülhay'a Sek. Maccabi Haifa her türlü Avrupa'da olacak. Ondan dolayı Sek ve Rafaelov ikilisini almıştım. Bu ikiliyi alma sebebim dediğim gibi ikisi de Avrupa'dan devam edecek. Maccabi Haifa şu an Şampiyonlar Ligi playoff aşamasında. Eğer elenirlerse Avrupa'dan elenmezler ve geçerlerse de Şampiyonlar Ligi'nden devam edecekler. Umarım elenirler ve Avrupa'dan devam ederler çünkü daha iyi puan almalarına vesile olabilir bu. Daha sonrasında Sporar bahsettiğim kart. Bayağı zorlandık bunu alırken. Yani hem milli oyuncu hem Avrupa'sı var ve kapsam dışında bir oyuncu. Ona rağmen fena olmayan bir fiyat verip almıştık. Umarım çok daha iyi ödüllere vesile olur. Dediğim gibi fena olmayan bir kadro. Bir tek Rafaelov'dan biraz çekincem var. Yanlış hatırlamıyorsam yani genelde 30-40 dakika bir süre alıyor Avrupa maçlarında. Daha sonrasında Cap 240 Rare tarafa geçeyim. Yine Mert Günok Rozi ikilisini burada da kullandım. Yanlarına da bu sefer Adana'dan Semih Güler ve Yusuf Sarı ikilisini kullandım. Tabii Cap izin verse çok yan taraftan birkaç kart daha buraya atabilirim ama Cap izin vermediği için bu kartlarla ilerledim. Yanına da bu hafta 11 başlamasını beklediğim Diego Costa'yı ekledim. Costa Botafogo'ya transfer oldu ve Suarez sakatlıktan, as forvetleri Suarez sakatlandıktan sonra transfer oldu. Bu hafta as başlamasını bekliyorum. Umarım iyi performansla perçinler. Rakip Avrupa Rear tarafta Ertaç, Masuaku, Yunus Belhanda, Mbaye Diank ve Salih Uçan'la yine fena olmayan bir kadro yaptığımı düşünüyorum. Niyank 11 başlar mı? Açıkçası düşük bir oran veririm. %30, %35 belki veririm bir oran verecek olsam. Ama yine de sonradan da girse skor katkısı verebilecek bir oyuncu olduğu için onu burada değerlendirmek istedim. Yine eğer Niang bir şey yaparsa fena olmayan bir kadro olmuş gibi gözüküyor. Cap 220 Rare için oynamayan bir Utku kullandım. Diğerleri aslında fena olmayan kartlar. Gerçi Cenk Tosun bu hafta oynar mı oynamaz mı emin değilim. Eğer oynayacağını bilseydim onu buraya atmayı düşünüyordum. Emin olmadığım için onu da burada kullandım. Yanına Svensson, Belhanda ve Emrah Baba ile tamamladım. Yani pek beklentimiz yok ama işte kurmuş olalım diye kullandık o kartları da. Cap 270 Limited taraf için Mert Günok, Masuaku, Gerson Fernandez, Muleka ve Cap'e sığdırabildiğim, hiç tanımadığım ve son performansları fena olmayan bir kart buldum. 42 ya da 43 Cap olması lazımdı. Kaptan'da Masuaku olarak tercih ettim. Yani belli olmaz. Gerçi Beşiktaş deplasmanda oynuyor yine Adana'da aynı şekilde ama dediğim gibi belli olmaz. Belki şansımız yaver gider. Rakip Avrupa Limited tarafta ise Ertaç, Kevin Rodriguez, Yunus Belhanda, Şerif Endia'ya Yusuf Sarı ile Adana Stek yapmış bulundum. Kaptanı da Yusuf Sarı yaptım. Bu arada Yusuf Sarı'yı antrenmanlarda göremedim. Umarım herhangi bir problemi yoktur. Eğer Yusuf Sarı patlarsa biz de patlarız. Cap 240 Limited tarafta Mert Günok, Valentin Rossi, İstanbul'i, Cavallini ve Omar Kole ile tamamladım. Burada tek hedef $5. Fazlasında gözümüz yok. All-Star Limited için yine Asya'da oynayan bir kalecim vardı. Onu kullandım. Bu game week maçları varmış. Kevin Rodriguez, Amiradze Ahmetovic, Cenk Tosun ve Salih Uçan'la burayı tamamladım. Buradan da bir beklentim yok ama yine de şansımızı denedik. Cap 220 Limited'da Blake common kart olarak... Blake'in maçı mı yok? Vardı ya maçı. Neyse buna bakacağım. Bunun yerine maçı olan common bir kart koymaya çalışacağım. 20 dakika kalmış. Biraz hızlı olayım. Valentin Rozi'ye, Pap Ndiaye, Cilerme ve Semih Kristo'yla burayı tamamladım. Ndiaye'nin oynar mı oynamaz mı bilmiyorum ama bir önceki maç yedeklerdeydi. Bu maç oynama ihtimalini göz önünde bulundurarak buraya eklemek istedim. Onun dışındaki kadrolarda zaten tamamen deneme kadroları. Bir elimde kalan kartları ekledim. Yine burada elimde kalan kartları eklemiştim. Burada da akademi kartlarım var. Yani yine şansımızın olduğu ama çok beklentimizin olmadığı bir hafta. Açıkçası threshold'ları alalım. Bana yeter. $255 iyidir. Efendim videoyu beğenir ve abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Bunun akabinde hala ve hala Sorara'ya kaydolmadıysanız 0 TL bütçeyle $10'lık galeriye sahip oldunuz ve bunun akabinde her hafta $5 kazanabileceğiniz bir video oluşturdum. Şurada ya da şurada bir yerlerde o videoyu göreceksiniz. Oraya tıklayıp videoyu izleyip daha sonrasında bana ulaşabilirsiniz. Size ayrıntılarda size yardımcı olabilirim. Bunun akabinde her aklınıza takılan bir soru, sual varsa aşağıda yorumlardan, Discord sunucumdan veya bana özelden Discord olarak yazabilirsiniz. Twitter adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Efendim kendinize çok çok iyi bakın. Umarım hepiniz için çok çok iyi bir gaming geçer. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay.